Herkese merhaba. Bir tane aracımız var. Mercedes 2015 E400. Aracımız motor zamanlama ile ilgili arızası var. Kodlarımız burada. P001685 ve 001177. Evet. Arıza kodumuz şunlar. Prolans var. Yani kemşafta problem var. Motor zamanlamasıyla ilgili. Evet, arızaya bakıyorum şu an. Araştırıyorum arıza kodlarını. Timing cover'ı açacağız. Motor zamanlamasına bakacağız. Vanuslar, dişliler hepsi kontrol edilecek. Problemi bulacağız. Aracımız maili de düşük, 66.000 mailde. Evet arkadaşlar, motorun ben üst kapakları açacağım. Motor zamanlamasını bulup motor zinciri uzamış mı veya kemşaft banuslar yani VVT'i dişlileri veya solenoid'de mi problem var bakılacak. Tekrar video devamı gelecek. Evet, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba herkese tekrar. Evet, Mercedes ile ilgili arızamızı araştırıyoruz. Şu an kamerayı sabitleyip şurada arızayı bulduk. Şu VVT'i solenoidimiz, dişlisi yani kemşaft dişlisi gear. Şunun içindeki mekanizmada problem var. Pin kırılmış. Şu an ben motoru çeviriyorum. Şurada göreceksin. Şimdi yavaş yavaş çevireyim. Bakın sabit duruyor. Bu dönüyor. Sabit duruyor. Evet. Şimdi tak diye atacak. Evet. Başlıyor. Evet, gördüğünüz gibi attı. Peki şu an sabitlendi. Dişli dönüyor. Solenoid dişli güyatamız dönmüyor. Evet, bir daha gördüğünüz gibi döndü. Evet, şu parçamız. Şunun içini dağıtacağım ben. Bununla ilgili problem var. Burayı iki tarafta açacağız. Motor zamanlamasını ayarlayacağız. Özel turlarımızla bağlayacağız. Bunu değişeceğiz büyük ihtimal. Ama ben bunun içini açıp size arızayı göstereceğim. Şunu. Diğer dördü de değişecek. Takım olarak değişeceğiz. Evet. Tekrar devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba herkese tekrar. Evet. Hızlıca geçeceğim. Mercedes'imizin VVT solenoid'imizi dişlisini değiştik. Burada sabit dönüyor. Sabit durması lazım. Motoru çevirince şu gördüğümüz vanus solenoid de beraber dönmesi lazım. Evet. Şöyle motor zamanlamasını ayarladım. Bu tarafı değiştim. Bu taraf değişmeyecek şu an. Evet. Arızanın sebebine gidiyoruz şu an. Yalnız olduğum için
biraz zor oluyor. Bir saniye. Evet, videoyu durduruyorum bir dakikalığına. Evet. Yayımızı da alalım. Olayı göstereceğim yine. Evet. Filmimiz burada. Şurasından kayıyor bu. Evet arkadaşlar. Bunun normalde burada motoru çevirdiğinizde yağ basıncı geldiğinde evet görüyorsunuz. Şurayı göstereyim ben. Şu filmin burasını. Şu uç aşınmış. Resimde görünüyor zaten. Gördüğünüz gibi. Evet. Görüyorsunuz. Şu parmağımı dokunduğum yer aşınık. Bu taraf orijinal. Herhangi bir sıkıntı yok. Tabi bu taraf şuraya geçtiği için, burada sabit kaldığı için sıkıntı yok. Şurası aşınmış. Evet. Da şurası da aşınık. Tornayla göstereyim. Şurayı görüyorsunuz. Oval olmuş. Kameranın düzelmesini bekliyor. Evet düzelmiyor bu şekil. Çok titreşim yapıyorum ben. Şurası gördüğünüz gibi burayı oymuş, yemiş yani burayı. Burayı yediğinden dolayı bunun içinde buradan atlıyor. Atlayınca az önce bahsettiğim vitis olan vidası dönmüyor. Yani bu kilitleme yapmıyor. Yağ basıncıyla kilitleniyor bunlar. Şuradan kayıyor gidiyor böyle. Evet. Olay bu. Biz bunu değiştik. Bu tarafı da değişecektik. Sonra burada arıza yok şu an. Değişmedik. Zamanlamayı ayarladık. Tabii şey olarak ayarladım ben. Normalde motor zamanlaması için timing cover'ın sökülmesi lazım. Ön krank aslında oil pan. Timing change'i değişmemiz gerekir. Gerekmediği zaman bunu yapıyoruz biz. Şu an her şey güzel. Sıkıntı yok. İyi durumda. Toplayacağım. Bitireceğim aracı. Ondan sonra en son çalıştıracağım. Arıza koduna bakacağım. Arıza kodu yoksa arabayı müşteriye teslim edeceğiz. Evet, görüşmek üzere. Evet, merhaba herkese. 2015 Mercedes E400 aracımızı bitirdik. Timing change'ini değiştik. Arıza kodu okuyorum şu an. Evet, arızamız yok. Araç bitti, çalıştırıyoruz. Evet. Bu tarafı değiştirdik. Evet. Evet, camshaft UVTI işlisini değiştik. Önceki videomda var zaten bunun açıklaması. Bitirdik. Güzel oldu. Sıkıntı yok. Testi yapıp arabayı teslim edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar bu kadar. Bitti. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.